Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Umarım koltuk kararması ile ilgili bir video arıyorsunuzdur. Ve patates, karbonat, limondan önce benim videoma denk gelirsiniz. Neden diyeceksiniz? Tabii ki evde yapılan hiçbir kozmetiğe karşı değilim. Elbette yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki kozmetikler derinin üst tabakasında etki etmek üzere belirli kimyasalların zararlı ve zararsız olanların bir araya getirilerek hazırlanmış preparatlardır. Evde hazırladığınız her şey derinin alt tabakasına geçmez. Yüzeysel olarak size geçici 3-4 saatlik bir beyazlık verir ya da içerisine koyduğunuz bazı malzeme deriyi o kadar tahriş eder ki şikayet ettiğiniz sorun iki misli olarak size geri döner. Lütfen eğer koltuk altı kararması ile ilgili bir sorunuz varsa, internette bir şeyler aradıysanız, benim mesleğim bu. Lütfen Hindistan cevizi yağı, karbonat, limon suyu, sirke, patates, nohut unu, hatta diş macunu denemeden önce koltuk altınızın neden karardığını konuşalım mı biraz? Belki o zaman eczanın ve kozmetiklerin evde yapılan malzemeden çok daha güvenilir olduğunu anlayacaksınız. İlk önce neden koltuk altı kararıyor ona bakalım. Evet, esmerlerde daha çok rastlanıyor. Çünkü esmerlerde deriye renk veren hücreler, pigmentler daha fazla. Dolayısıyla bir kat yeri ya da bir hasar olduğu zaman onlar daha koyu iz bırakarak bunu belirtiyorlar. İkincisi, jiletle almak. Hele ki koltuk altında tüylerin bazıları ortadan yukarı, bazıları ortadan aşağı, bazıları ortada helezon yaparak çıkabilir. Ve jiletle siz bunu alırken hiçbirini çıkış yönüne doğru almazsınız. Kazırsınız, kıl kökleri kuvvetlendikçe oranın rengi de koyulaşır. Jiletle almada bir başka yapılan hata ve koltuk kararmasına sebep olabilecek hata kuru kuruya almak. Yani herhangi bir köpük ya da yumuşatıcı kılı kesmeden önce yumuşatıcı bir kozmetik sürmeden kuru kuruya almak. Bu da yine hem derinin üstünde tahriş oluşturacak hem de kıl köklerinin daha kararmasına sebep olacak. Bir başka sebep sıcak ağda sir. Çok sıcak ağda bölgede travma yarattığı için iritasyonla beraber zamanla oraya pigmentlerin daha yoğun gelmesine ve bölgenin kararmasına sebep olabiliyor. Bir başka faktör genetik. Aslında en önemlisi. Eğer ailenizde çok küçük yaştan itibaren herhangi bir bu bahsettiğim işlemlerden yapmamasına rağmen koltuk altlarında, diz kapaklarında, kasıklarında kararmalar varsa bu genetik bir yatkınlık olabilir. Bir başka sebep sürtünme. Çok dar giysiler giymek. Sentetik ipliklerden yapılmış, yani pamuklu değil, sürten, sıkan iç çamaşırları, koltuk altının çok sıkıştığı kol ivleri, hani gömlek giyersiniz burası çok buranıza yapışır. Bunlar da yine sürtünme sebebiyle o bölgede kararma oluşturabilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda, evet tıpkı diz kapaklarında, yüzde, bel kenarında, dirseklerde olduğu gibi koltuk altında da hormonal sebeplerle kararma olabilir. Hormonal değişimler melanin üretimini de değiştiriyor. Mesela polikistik over sendromunuz varsa koltuk altında kararma oluşma olasılığı da diğerlerine oranla çok daha yüksek olacaktır. İnsülin direncine bağlı olarak da koltuk altlarınızda kararma olabilir ya da diz kapaklarınızda. Pigmentasyon alanları daha kalın, kat yerleri obeziteye bağlı olarak da oluyor bu kararma. Kat yerleri kalınlaşarak rengini koyulaştırabilir. Eğer spor salonuna giriyorsanız ve hani çok da yasal olmayan şeyler kullanıyorsanız, mesela steroidler gibi ya da özel bir tedavi gördüyseniz, bunlar da kararmaya sebep olabilir. Yani hormonal ilaçlara bağlı olarak da, insülin direncine bağlı olarak da, kullandığınız doğum kontrol hapına bağlı olarak da koltuk altlarında kararma olabilir. Diyeceğim o ki hormonal değişimler, evet esmerlerde daha çok bu kararmayı
belirgin kılıyor. Ama yine beyaz tenli insanlarda da bu saydığım sebeplerden dolayı olabilir. Şimdi düşünelim. Patates, nohut unu, diş macunu yahut karbonat limon sürerek derinin alt tabakasında olmuş olan bu kararmayı açmak mümkün mü? Mantıken sizce açmak mümkün mü? Bana kızmasınlar, birçok arkadaşım da var doğal kozmetik öneren. Bazı durumlarda özellikle mesela saçlı derideki yangı, yağlanma ya da kaşıntılar için benim de önerdiğim mutfaktan üretilebilecek kozmetikler var. Ama o kadar. Ve bunların hepsi o günü, o haftayı en fazla kurtarmak için yapılabilecek işlemler. Çünkü mutfaktan kozmetik çıkmıyor. Keşke çıksaydı. O zaman kozmetik diye bir sanayi olmazdı. İlaç sanayi olmazdı. Yani mutfakta bir şeyleri kaynatır, karıştırır, sürer, kaldırır ve o sorunu çözerdik. Lütfen ilk önce koltuk altlarınıza diş macunu, limon, patates, nohut unu gibi şeyler sürmekten vazgeçin. Koltuk kararmaları için, koltuk altı kararmaları için bazı firmalar açıcı özellikleri de olan deodoranlar ürettiler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Koltuk altındaki kararmanın sebeplerinden biri de deodoranınız olabilir. Deodoranların içerisinde bulunan bazı etken maddeler o bölgedeki derinin tahriş olmasına, kızarmasına, yangı gelişmesine, zamanla bölgenin kalınlaşmasına ve kararmasına da sebep olabilir. Ki genelde suçlanan deodoranlar oluyor. Demin saydığım olasılıkların en yükseği genetikten sonra gelen en yüksek faktör deodoranı nasıl kullandığınız deodoranınız. Tahriş olan yer kalınlaşıyor, kalınlaşan yer kararıyor. Tabii bahsettiğim hani metabolik bir rahatsızlığınız yoksa insülin direnci gibi. Yeme içmeniz de çok önemli bir yer tutuyor. Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler sizin ter salgılarınızın kimyasal yapısını oluşturuyor. Yani mesela adet döneminde bir ter salgısını bir beyden ya da hanımdan alıp analiz ettiğiniz zaman çıkan malzemeyle, toksinlerle, hormonlarla normal zamanda aldığınız ve analiz ettiğiniz ter arasında çok büyük kimyasal farklılıklar da oluyor. Peki diyeceksiniz ben ne yapacağım? Diyorsun ki onu bunu sür böyle limon işte karbonat etme filan. Diyorum ki ilk önce doğru deodoran seçin. Doğru deodoran nedir? Eğer internette kısa bir araştırma yaparsanız Google amca size kimya sayfalarını da çıkarabilir. Bazı eczacıların sayfaları da çıkabilir. Kozmetik analiz laboratuvarlarının sayfalarını da çıkarabilir. Küçük bir araştırma yaparsanız deodoranların içlerinde toksik sayılabilecek, bölgede hem kararma ya da hasar yaratabilecek, hem tahriş yaratabilecek, hem de sizin kan dolaşımınıza katılma olasılığı olan bazı kimyasallar göreceksiniz, listeler göreceksiniz. Alüminyum bileşenleri en çok deodoranlar içerisinde gözeneklerin tıkanmasına sebep olan malzeme diyelim. İlk önce deodoran arıyorsanız alüminyumsuz olsun lütfen. Triklosan, bu madde de yine tahriş yapabilecek, kan dolaşımınıza katılabilecek. Bölgede gerçekten istemediğiniz, hele ki güneşle temasta, istemediğiniz etkiler yaratabilecek bir madde. Onun dışında alkol bulunması deodoranınızda, bu da yine bölgede tahriş yaratabilir ve tahriş olan her yer kararıyor biliyoruz artık. Sentetik parfümler çok sık deodoranların içlerinde var. Sentetik parfüm demek olmayan bir koku molekülünü, yani gülden alınarak o koku kolunuyor. Laboratuvara giriyorlar, gülü taklit eden bir molekül yapıyorlar. O molekül size gül gibi kokuyor. Gül gibi koktu. Fitalatlar çok sık bulunuyor ve propilen glikol. Bu maddeler deodoranların içerisinde sizin kararmanızın sebebi olabileceği gibi, eğer plaj voleybolu yapıyorsanız, yani koltuk altlarınız sürekli güneşle temas halindeyse de ileride gerçekten çok koyu, kalınlaşmış ve kılların çıkmasına müsait olmayacak kadar yüzeyi sertleşmiş bir koltuk altınız olabilir. Ne yapacaksınız peki? Doğal deodorant alacaksınız. Doğal deodoran nedir? Şimdi Türkiye'de herkes doğal. Herkes natürel. Sertifika bakacaksınız. Ya da üreten kişinin içeriği, koyduğu deodoran içeriğine bakacaksınız.
Benim 2 sene önce Rozmanlar'da keşfettiğim bir fısfıslı Altera'nın bir deodoranı vardı. Şu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki eski videolarımdan takip edenler hatırlayacaktır. Piyasadan kalktı. Bu da son şişemin şuraya kadar gelmişim dibi. Bulamayınca piyasada çok paniklemiştim. Çok garip bir şey. Menemen'den bir hanımefendi, ismi Sevim de unutmuyorum hiç. Piyasada bulduğu bütün Altera deodorantlarını, fısfısları toplayıp bana yollamıştı. Ben hayatımda hiç bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Bu kadar iyi yürekli bir insan olduğunu. Yani tanışmak isterdim kendisiyle, görüşmek isterdim. Ama maalesef kendisine ulaşamadım. Bu çok uzun, 2 yıl kadar kullandığım bir deodorant. Geçen sene, baktım bunlar bitmek üzere. Gittim Bal Köpüğü mağazasından doğal deodorant aldım. Bal Köpüğü mağazası Instagram'da sayfanın sahibi bir kimyager hanımefendi. Onun ayrıca lavantalı kremini de bitirdim. Bu hafta bitenlerde, ürünlerde yorumlayacağım. Hayatımda kullandığım en etkin, çok önemli etkin, en sürümü kolay, hem koltuk altını da beyazlatan, çok beğendiğim bir deodorant. Mesela bunun da içeriğini görebilirsiniz orada. Demin size saydığım o alüminyum, triklosan, alkol, sentetik parfüm, fitalatlar ve propilen glikol içermeyen doğal bir deodorant. Bunların hepsinin aşağıya linklerini koyarım. Bir başka denemek için aldığım doğal deodorant Maverdin deodoranı. O da şöyle krem deodorant bunlar. Tırnağınızda şöyle küçük parçalı koltuk altına sürüyorsunuz. Bu Maverdin'kini şöyle söyleyeyim size. İçerisindeki esansiyel yağlarla kokulandırmışlar. Bir koku beni yani rahatsız etmedi ama çok geldi o koku bana. Ama bal köpüğündeki mesela koku hiç rahatsız etmiyor. Bunlar fiyatları makul, ulaşabileceğiniz deodoranlar, doğal deodoranlar. İlk önce bunlarla koku giderme ya da kokuyu önlemeye başlayın. Fısfıs deodoran kullanıyorsanız gazlı, spreyli, çok yakından sıktığınız zaman da içerisindeki gazla da oraya zarar verebilirsiniz. Onun için hep söylerler şu kadar mesafeden sıkın diye. Velhasıl kelam, koltuk altınız demin saydığım sebeplerden dolayı kararabilir. Buna ek olarak metabolik sebepler olabilir. Saydığım o hormonal sebepler, steroidler olabilir. Doğum kontrol hapı kullanıyor olabilirsiniz. Nereden başlayacağım bu kararmayı gidermeyi derseniz, ilk önce doğal deodoran alacaksınız. Mümkünse GMP sertifikalı olsun. İçeriğini görün. Saydığım maddelerden olmasın. Bir kere orada bakteri üremesini doğal yollarla engelleyelim. İkincisi, eğer kararma sizi çok rahatsız edecek boyuta aniden gelmişse lütfen bir endokrinoloğa gidin. İnsülin direncinize baktırın, farkında değilsinizdir. Ve E vitamini kullanabilirsiniz koltuk altına. Tıpkı genital bölgede ya da kasıklarda, diz kapaklarında açılmayı sağlamak için kullandığımız E vitaminleri gibi. Bunları damlalıklı olarak satanlar var. Yanlış hatırlamıyorsam pipetli olanlar var. Vallahi içerisi en makul, en bölgeye açıcı ve yenileyici, bir yumuşatıcı etki sağlayabilecek şey E vitamini. Sabah ve akşam bakın tek değil, günde bir kere değil. Koltuk altını sabunla yıkayıp, durulayıp, kurulayıp E vitamininizi sürün, daha sonra deodoranınızı uygulayın. Ve lütfen deneyin ya. Denemeyin demeyeceğim, deneyin. Sirkeyi, limonu, karbonatı falan karıştırın, koltuk altınıza sürün. Geçici olarak 2-3 saatliğine orası beyaz gibi görünecek. Ama ondan sonra o tahrişli ve değişmiş pH biraz sonra tekrar değişecek siz terlediğiniz zaman. Tekrar eskiye döndüğünüzde anlayacaksınız ki mutfaktan keşke çıksaydı çözümler. Ama doğrusu sizin için o bilim dalında çalışan insanların size sunduğu çözümlerdir. O zaman ne antibiyotiğe ihtiyaç kalırdı. Ne hastalandığımızda gidip doktora danışmamıza herkes mutfaktan bir şey bulup koltuk altına koyuverirdi. Dilerim bu video bittiği zaman gidip o 1 milyon adet seyredilmiş olan videolara da bakarak ikisi hakkında bir karşılaştırma yapıp kararan koltuk altınızda ne yapacağınız konusunda siz karar verirsiniz. Çünkü ben kimseye silah zoruyla bir şey kabul ettiremem. Ama bilin ki
Doğrusu önce oranın tahrişinden vazgeçmeniz, demin saydığım nedenlerle. İkincisi de E vitamini uygulayarak ardından doğal ya da organik sertifikalı bir deodorant kullanarak bölgeyi sakinleştirdikçe renginde açıldığını göreceksiniz. Dilerim faydam olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Like ederseniz memnun olurum. Çünkü like edince daha öne çıkıyormuş videolar. Ben de çıkıyorum.